Sevgili turistseverler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Söğüt Yarımadası'ndaki birçok koyu gezmiş ve sonrasında Ahtapot Restoran'da güzel bir yemek yiyip konaklamıştık. Yeni bölümümüzde Çomçalık Koyu'na gidiyor ve demirliyoruz. Koyun güzelliğini sizlere gösteriyoruz. Sonrasında ise artık Aktur'a rota tutuyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Limanımızda bir hareketlilik söz konusu. Bu Ahtapot Restoran iskelesinin bence bir kısmı balıkçı barınağının gibi. Şimdi balıkçılar ve turcular da var. Şöyle bir sabah kahvemizi içiyoruz. Benim telefonum şarj olmuyor, hala bozuk. Maalesef üzülüyorum. Bu tarz şeyler yaşıyoruz. Evet, sabah oldu. Artık ayrılma vakti. Hatta öğlene geliyor neredeyse yani. Geç kaldık. Mahsus geç kaldık. Pek bir acelemiz yoktu. Şimdi şu iki suyu dolduracağım. Elektriği keseceğim ve yavaş yavaş gidiyoruz. Böyle mi bıraktın? Mert Kaptan, oraya gidiyoruz. Popüler Söğüt destinasyonlarından Üçtaş. İsmini şu ortadaki Üçtaş'tan alıyor. Turkuaz rengi. Günlük tur teknelerinin vazgeçilmezi. Şey gibi işte, ada boğazındaki kayalara benziyor Mert. Tamam artık, çok yaklaştın. Orada bir sığlık var. Evet, çok sığ. Söğüt karşıda. Ay Allah'ım, o kadar nemli ki hiç gözükmüyor. Ama biz şu aradan geçemiyoruz, dediğimiz gibi çok aşırı sığ. Bana havuz mu yaptırdın aşkım? Aynen. Havuz aldık. Çapamız nasıl duruyor? Çapamız gömük ve balçık. Oh be. Maşallah. Hapa havuz. Orada deniz var. Burası havuz. Nasıl gidiyor? Dünya dönüyor. Sen ne dersen. Sanki sen dönüyorsun gibi gözüküyor ama. Hangi koydasın? Şu anda Çomçalık'a geri döndük. Çünkü Çomçalık çok güzel. Çomçalık havuzunda geziyor musun? Evet. Çomçalık.
dayı bile diyor ki bu sene diyor burası boş diyor. Siz gelseniz normalde geçen sene bu iskelede yer bulamazdınız diyor. Evet. Dediğinde hak var. Yunan kapıları açtığı için buralar müsait oldu. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Balkonda oturuyorum. Balkon güzel gözüküyor. Hamamda oturuyorum, hamam suyu. Hamam gibi değil mi gene? Özel havuzumuz nasıl? Dertler oluyorlar. Günay artık tam bir dolunay. Kuyumuzda maşallah pek bir sessiz bugün. İnşallah da böyle kalır. Şurada bir gulet var ama maşallah sessiz şimdilik. Günaydın kapitan. Nerelere gidiyorsun? Bozburun merkeze gidip alışveriş yapacağım. Hadi bakalım. Bazı eksiklerimiz hasıl oldu. Ondan sonra Abbas yolcu. Nereye? Neyi? Kol uzatma kolu var ya. Aa evet, tamam vereyim. Versen daha rahat sürerim. Tamam hadi dur veriyorum. Günübirlikçiler gelmeye başladı. Özkan kaptan. Bunun teknesi güzel ha. Bak tavsiye ederim, bu Bozburun'dan kalkıyor galiba. Çünkü takılma yeri güzel. Bir de sabahın köründe huzur bozanlar da oldu. Sabah 9'da şuraya üstümüze halat atmaya falan çalıştılar. Her zamanki bir görgüsüzlük var biliyorsunuz ki. 40 yerden bağlayacaklar ya, hava sıfır ha. Sonra bir de müziği bastılar. Çok komik. 9'da ben uyanmak zorunda mıyım? Bay bay. Yani şu müzik hastalığını koca koca insanlar, yani ergenleri anlıyorum da koca koca insanları anlamıyorum. Kapitan gidiyor. Yalnız şurası da yani. Cennet be kardeşim maşallah. Evet, Kiseli Ada ve tekneleri, Kızılada, kuletler, artık burası Bozburun, görünen karşısı, burası tersane, durum bu. Evet, Kiseli'ye geldik. Şöyle bir Kiseli'den geçeyim istedim. Ne var ne yok diye. Aynı mis gibi duruyor. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Gidiyor. Çok uzak ya. Değil mi?
Bak, yazık ya. 40 dakika falan geçtik ya git gel. Bayağı yol yani. Şu düştü, şunu tan git diyelim. Ay evet. Allah'tan içeri düştü şansına. Çok şükür. Ben çift tamam. Taraflı bantlı şey yapmadım. Elim de elim düştü ya. Ya meyve unuttum bak mesela. Aa. Vallahi unuttum. Aşk olsun. Yazmadın ki. Ben sana verdim listeyi, sen almadın ki. Listede var mıydı meyve? Evet. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Her kaptanın sevdiği bir köşe vardı. Mutlaka teknesinde var. Benimki burası arkadaşlar. Tek ayağım merdivenin burasında. Tek ayağım burada. Yani şöyle bir alan. Bu benim en sevdiğim ve en rahat ettiğim pozisyonum. Niye bak, sırtımı yasladım. Burası açık. Buradan böğrümün burasına kadar esiyor. Püftürüyor, püftürüyor. Aşağıdan tüm konuya hakimim. Kahve yapıyorum. Konuşun. Elektriğime bakıyorum. Efendime söyleyeyim, söylenebiliyorum Eda'ya. İşte ne bileyim, uyuyanı uyumayanı görüyorum, çapayı görüyorum, geleni gideni görüyorum. Telefonumu şarj ediyorum, kıç tarafı görüyorum, botları, her şeye hakimim. Bak, buralar ya müthiş. Şey gibi yani hani. Ben buradayım. Baykuş kaptan. Şimdi kahve yapıyorum. Çünkü ziralı canımız çekti kahveyi, doğru mu hocam? Greek coffee de biraz daha yumuşak oluyor. Bu da öyle ya. Bunu da şeyden yap. Yunan kahvesi. Cezve yerine de bunu koy. Bizimki kavrulmuş oluyor galiba. Ya o da kavrulmuş. Mesela çifte kavrulmuş falan olabilir yani. Evet. Öyle şimdi. Kahve acı söz. Kahvenin 40 yıl hatırı vardır söz zaten. Bizden bence, çıkmadır. Yunanlardan değil. Acı kahve bu şeyde Arap yöresinden tabii ki de geliyor yani. Orada mırrasından değil mi? Daha bir böyle. İsme ya hadi mırra. Aynen. Ya Lalil. Bu arada renge 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 ya. Her gün göstermeye bıkmam. Renk. Hadi bakalım kaptanın bir acı kahvesini içelim. Hadi içelim bakalım. Hiç de fena değil. Şimdi taşıdıktan sonra son üstlerini şey yapıyorum. Dudak payı bırakmayacak şekilde. Bu da höpürtüverim diye. Hadi bakalım. Elinize sağlık kapitan. Bakın biz buna hayatın ilk defa tatile çıkmış görgüsüzler diyoruz. Yazık hiç tatile çıkmamışlar. Bağıra bağıra bütün koyu inletiyorlar sabah 9'dan beri. Yazık vallahi çok yazık. Bak. Bak. İlk defa toplum içine karışmış. Yazık vallahi. Ya arkadaş biz de eğleniyoruz da vallahi bayıldı bunlar ya. Bütün koy dinliyor ya bunları. Bakın. Görgüsüzlük nasıl bir şey? Kafa dinlemeye koya gelmişsindir ama. Adamlar şehri buraya taşıyor. Yandaki gürültücüler gitti. Denizlerde görgülü insanlarla karşılaşmayı nasip et Allah. Mesela şu gulet sağ olsun. Rahatsızlık vermeyen insanlar. Allah'ım suya bakın. Mert kapitan beni bekliyor. Çalık artık arkada kaldı. Orayı çekemedim. Burada Tula da var. Tam karşımız Simi. Gördüğünüz yer. Ve biz de yavaş yavaş seyir halindeyiz. Hafif dalgalı bir deniz var. Bakalım. Bugün el ile tutuşmuşlar. Or
ortalığı coşturuyorlar maşallah. Ayelos oradan yardım ediyor. Ben de esiyorum, ben de varım diyor. Hadi bakalım. Kaptan Mert ise bunlara Odysseus gibi göğüs geriyor. Arada Yunanlı denizciler lafa karışıyor. Aynen. Arada lafa karışıyorlar. Şöyle şeyler oluyor. İyi ki sprey hood'umuz var. Derin deniz pek güzel maşallah. Bir gün kiralarız inşallah. Aa, ütü. Bu artık deniz ütüsü değil, şey olmuş. Düdüklü tencere olmuş. Deniz düdüklü tenceresi. Aa. Bayağı. Deniz düdüklü tenceresi. Deniz ütüsünden büyükleri de var. Döndürmüyordu. Gördüğünüz gibi artık kıtır kıtır olmuş bak. Oo. Görüyor musun Eda? Ay ay ay. Görüyor musun bak? O ne ya? Çıtır çıtır olmuş yani. Böyle şey hani yani bitmiş. Ve bu de zaten çıkmış orada da. Yani bunu ben kontrol ettiğimde bu şeydi yani. Sağlamdı. Güzeldi yani. Kontrol ettim ama. Tabii geçen sene yani kontrol ettiğimde. Evet. Çok bu değişecek. Güzel. Yapacak bir şey yok. Var mı diye de o kayışın. Tabii ki şükür. Kaptanımız tedarikli maşallah. Kayışı almama gibi bir hakkımız yok zaten. Vay be abi, nasıl olmuş? Parampirçik. İyi beyde bak şuraya da dolanmış şeyler, telleri. Hı hı. Tel tel açılıp dolanmış. Evet, kıl gibi. Yani artık plastiği bitmiş yani. Bundan sökeceğiz. Gün geçmiyordu ki Kapitan Mert'e bir iş daha çıkmasın. Tabii canım, zaten amaç o. Ne diyorsun Mert? Evet, şu an dümeni söktüm. Peki misal sen şu an dünya turunda olsan. Sıkıntı. Yani yalnız başına olsan Fatih Kapetan gibi. Halleder, Fatih halleder. Yani biz hallolur da hani sıkıntı yani. Abi nasıl bir parçalanma anıdır o ya? İğrenç bir spor. Eline değmeden bunu bir şeye atalım. Tamam dur, poşet vereyim. Şey olmuş, parça bir çip olmuş. Evet. Selam, şimdi bitirdim şeyi. Şöyle son bir de dümenimizi sıktım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şurada zaten mandalı var. Şöyle. Otopilotun. Bunu açtığın zaman zaten mandalı dümen serbest oluyor. Kapatınca işte otomatiğe geçiyor. Kapattıktan sonra otoya basalım. 10 derece ısrar sancak. Gayet eski haline geldi. Süper. Durum bu. Mutluyuz. Bravo, İçinde şurada bunun kayışı var. Siyah kayış boylu boyunca bunu tutuyor. Şuradan da tabii ki de motor onu hareket ettiriyor.
Onu gayet güzel bir şekilde yenisiyle değiştirdik. Eski kayışı göstermiştik zaten. O zaman mutluyuz. Evet Eda hocam, nasılsın? Yo, elinize sağlık. Burada bir şeyler var. Oo, kabak yemeği. Efendime söyleyeyim, badılcan. Sağlıklı yiyeceklerimiz var. Nefis bir kırmızı karpuz, soğuk. Çok lezzetli bir böyle yöresel peynirlerden. Peki tabii karpuzun de, yanına peynir yanına ne yakışır? Tabii ki de uzo ya da rakı. Varvay anne maviye gelsin. Sizin için içiyorum. Çok hadi bize afiyet şahane olsun. Şahane. Öyle işte günler hemen öyle gidiyor, aydan yiyeyim.